İstanbul'u 53 günde almadık. Herhangi bir zindan bulunmamaktadır. Fakat zindan olarak kullanıldı mı? Evet. Hadi gelin de saygı duymayın. Cüneyt Arkın, Kara Murat'ı, Makoçoğlu'nu burada çevirdi. Hava atmak gibi olmasın. 10 atlayışım var paraşütle. 3 kişi 3 kişi giderler. 55 yıllık bir demirin üzerinde yürüdünüz. Artık bu saatten sonra gelmeyebilirsiniz. Göç dediğin şey doğudan batıya doğrudur. Fakat bu göç batıdan doğuya doğru olmuş. Merhaba dostlar. Bu seferki çekimimiz Yedikule Zindanları, İstanbul'a gidiyoruz. Size Yedikule Zindanlarını gösterebilmek için. Çok fazla Kütahya'dan çıkmıyorum. Bunun için eleştirenleriniz oluyor, sürekli Kütahya'ya çekiyorsunuz diye. Maalesef iş şartları, ekonomik durumlar. Müsait olduğumuz zamanlarda Kütahya'dan dışarı çıkabiliyoruz. Gerçekten içerik üreticiliği çok zormuş. Ben işin içine girince anladım. Bu arada şöyle bir olay var dostlar. Instagram'da çok aktifiz ama YouTube'da maalesef yeni başladığımız için çok gerideyiz. Bu sebepten dolayı desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden o kanalın üstündeki abone ol tuşuna basıverin. Aynı, temme çekiyorsun aynı. Burada hakikaten taksi sorunu varmış yalnız abi. İstanbul'da mı? Evet. Var abi, var ya. Abi mesela geldim, şeytan dediğin adamlara dolandırılmamak için nasıl davranmam lazım? Gideceğin yeri söyleyeceksin direkt. Bildim mesela, taksimetreyi açmadıysa taksimetreyi açar mısın? Otobüsten indik, dolandırılmaktan son anda kurtularak taksiye bindik. Kahvaltımızı yaptık, kameraman Nazo ile beraber çekim alanına doğru gidiyoruz. Nazo Hanım, İstanbul'u nasıl buldun? İstanbul güzel aslında ama otobüsten iner inmez bir şeyle karşılaştık. İki tane taksi şoförü, ikisi de bizi arabalarını almadılar. Neden? Kısa mesafe olduğu için. Aslında bunu hep haberlerde izliyordum. Ama inanmıyordum da aslında, biraz kurgu yalnız gibi geliyordu bana. Nazo'nun kamerayı görünce tercihte spikerine dönüşmesi. Evet, kameranın arkasındayken rahat oluyordu. Rahattı. Abi şöyle konuş, böyle konuş. Aynen, öyle olmuyormuş ama. Hak verdim. Nasıl güne bol dolandırmalı olarak başladık. Neredeyse dolandırılıyorduk. Aynen, birisi hiç muhatap bile olmadı bizimle. Öbürküsü de zaten turist bekliyormuş. Ondan dolayı kısa mesafe olduğu için o da bindirmedi. Gördüğünüz yani. Gibi içerik çekmek hiç kolay değilmiş. Bir sürü meşakkat. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Evet. Nazo'dan kamu spotu da geldi. Biraz çok şey istedim. Farkındayım ama. Yorum yaparsanız sevinirim. Yalnız var ya, o değil de. Bir ara ben o terminalden indik. Taksi bekliyorduk ya. Orada hani Kemal, neydi o, bir tane Bil Hoca'nın hani İstanbul'da dolandırıldığı film vardı ya. Hani İstanbul'da tek başına kalıyordu. He. İbo, İbo, evet. İbo bizi bıraktılar İbo. En sonunda üçüncü taksici biraz daha vicdanlı çıktı. Baya böyle köyden indim, şehri havasını estirdiler yalnız. Öyle oldu. 1600 yıl. Allah Resulü Peygamber Efendimiz'in 10. kuşak dedesi dünyada yokken burası vardı. İnanılmaz bir rakam. 1774 tarihinde kurulan Amerika dünyayı idare ediyor. Amerika'dan 1000 yıl önce kurulan bir yerden bahsediyoruz. 1300 yıl önce kurulan bir yerden bahsediyoruz. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir zindandır. Dramatik ve travmatik bir yerdir. Yedikule Zindanları. Yani buranın hikayesi İstanbul'la beraber başlar. İstanbul tarihiyle birlikte başlar. Bir fi tarihte Trakya bölgesinde yaşayan Megaralı Bizas isminde bir komutan, Megara denilen Trakya bölgesinde artık sıkılmış. Tıpkı biz Türklerin Orta Asya'dan göç etmesi gibi bir göç hikayesi var. Fakat bütün göçler, tarih boyu yapılan tüm göçler doğudan batıya doğru yapılır. Yani göç dediğin şey doğudan batıya doğrudur. Fakat bu göç batıdan doğuya doğru olmuş.
Trakya bölgesinden İstanbul'a doğru, yani Edirne'den İstanbul'a doğru bir göç hikayesi olmuş. Bir bilge adam diyor ki Megaralı Bizas'a git, yürü, haftalarca, aylarca yürü. Sonra dünyanın sonunu bulacaksın. Dünyanın sonu. Karşında bir deniz olacak. Denizin tam karşısında bir ülke var. O ülkede körler yaşıyor. O körlerin olduğu ülkenin tam karşısında ayağını bastığın yere ülkeni kur diyor. Buradan yürüdüğün zaman Topkapı'dan şehre girdin, yürüdün, Sarayburnu'na geldin. Gülhane Parkı'nın olduğu yere geldin. Deniz. Dedi ki bilgi adam, bitti, dünya bitecek. Deniz olacak, karşında bir körler ülkesi olacak. Bir baktı karşı tarafta birileri yaşıyor. Aa, bu kadar güzel, muhteşem bir yer varken orada yaşayanlar sanırım kör olsa gerek dedi. Oraya körler ülkesi denilen Kalkedon dedi. Kadıköy'den bahsediyorum. Ve tam karşısına Sarayburnu bölgesine kendi ülkesini kurdu. Tek tepeli Ayasofya, Sultanahmet, işte Gülhane Parkı, o bölgenin hakim olduğu tek tepeli bir ülke kurdu. Biz İstanbul'u 53 günde almadık. Bak, önemli bir şey söylüyorum. Biz İstanbul'u bir günde aldık. Surlar yarılınca girdik ve aldık, bitti. Biz 53 gün şu duvarları kırmak için uğraştık. Kırınca mevzu bitti zaten. Septimus Severus etrafı duvarlarla çevrili olan bu İstanbul'u, ama İstanbul şurası, yalnızca burası, burayı almak için 3 yıl uğraştı. Sonunda aldı. Nasıl aldı? Nasıl alacaksın bu şehri? Nasıl yapıyorsun biliyor musun? Etrafını kapatıyorsun, giriş çıkışı engelliyorsun, ekmeğini, buğdayını, yemeğini kesiyorsun, adam teslim olmak zorunda kalıyor. Zaferden dönen kralın, kral bir zafer kazanmış, zaferden dönen kralın törenlerle, kırmızı halılarla, bandolarla karşılandığı kapı. Bir parantez açayım, farkımızı söyleyeyim. Roma imparatorları zafer dönüşü inanılmaz bir komutan edasıyla şehre girer. Osmanlı imparatorları bir zafer dönüşü şehre girmez. Dışarıda bekler. Hava kararıp herkes evine girince sessiz biçimde sarayına gider. Neden? Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Aramızdaki en temel fark bu. Burası bir kapı, zafer takı. Buradan gelenler mutlaka kraldır, muzaffer bir komutandır ya da bürokrasiye ait bir adamdır. Yanlarında bulunanlarsa mermer sütunlardır, mermer kulelerdir. İçinde ziyafetler verilir. Yukarıda bir seyir terası vardır. Oradan deniz manzaralı ve orman manzaralı bir görüntü seyredilir. Burada Macar elçiler kaldı. Bir dakika, neden bir büyük elçi burada kalır? Hikayesini şurada konuşacağız. Macar büyük elçiler burada kaldılar. Onların kalmaları şerefine Macar elçiler burada kaldı diye daha sonra burayı ziyarete gelen Macar komisyon, Macar üyeler buraya o günün anısına kitabeler koydular. Fakat burası soğuk, kar, kış, kıyamet eritti. Bakın kitabelerden biri, hanımefendinin olduğu yerde. Bakın kitabelerden biri. Gördünüz mü? İşte bu Macar kitabelerinden dolayı buraya Kitabeler Kulesi adı veriliyor. Birinci adı bu, Kitabeler Kulesi. İkinci adı Elçiler Kulesi ya da Yılanlı Kuyu Kulesi. Burada bir yılanlı kuyu var. Bu kuyunun içinden yılanlar çıkıyor. Bir gravür. Bu gravürden dolayı zaten buraya Yılanlı Kuyu deniyor. Başka bir hikayesi yok yani. Burada yılanlar çıkıyor. Adamın teki üzerindeki gömleği çıkartmış, koluna sarmış. Çıkan yılanları itmeye çalışıyor. Şimdi buradan itti de buradan var, oradan var, oradan var. Hangi birini aşağı doğru iteceksin, atacaksın? Bir süre sonra her taraf yılan oluyor. Konuşmayacak olan adam başlıyor konuşmaya. Yani konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Sen bilirsin diyorlar ve bu işler yapılıyor. 1812 yılında burada bir yangın çıkıyor. 55 yıllık bir demirin üzerinde yürüdünüz. Artık bu saatten sonra gelmeyebilirsiniz.
Gidelim mi Hakan? Altta delikleri gördünüz mü? O deliklerden tahtalar var ve orası bir kat. Lev Tolstoy, Çandarlı Halil Paşa ya da Mahmut Paşa orada yatmış ve oradan şu manzarayı görmüş. Orada Lev Tolstoy yattı 3 gün. Orada Çandarlı yattı. Orada Mahmut Paşa yattı. Orası asil zindanıdır. Şurada tuvalettir. Burası, eğer burada mahkumsan bürokratsındır, zenginsindir vesaire. Hadi gelin de saygı duymayın. Cüneyt Arkın, Kara Murat'ın Makoçoğlu'nu burada çevirdi. Hadi gel saygı duyma. Aşağı bir tekme koyuyor. Adam aşağı atlıyor, aşağı düşüyor. Herhangi bir zindan bulunmamaktadır. Fakat zindan olarak kullanıldı mı? Evet. Dostlar, Ahmet hocamızın değerli anlatımıyla Yedikule zindanlarını gezdik. Gerçekten çok güzeldi. Ahmet hocamızı hem yakından tanımak, öyle bir anlattı ki resmen Yedikule zindanlarını yaşadım yani. Çok güzeldi, çok iyiydi. Gerçekten tecrübe etmek çok iyi. Yalnız bir problem var. Ben bir sürü video çektim, bir sürü kayıt aldım. Dediler ki 10 dakikalık video çekebilirsin. Ben zaten video çekmek, Ahmet hocamızın tecrübesini başkalarını da aktarmak için geldim. Ama herhangi bir ticari bir kaygımız yok. Yedikule Hisarı, normaldeki ismi o ama biz Yedikule Zindanları diye biliyoruz. Her yerde öyle geçiyor. Osmanlı'da hazine saklama yeri, Genç Osman'ın katledildiği yer. Yani bir sürü tarihi, önemli tarihi olayların anlatıldığı yer. Bir sürü tarihi olayların yaşandığı yer. Gerçekten o an orada olmak. Ve burada Ahmet hocamızın anlatımı da çok önemliydi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın ki bir sonraki videolar için bizim için de motivasyon olsun.